sadece 3 kişi öyle kritik noktaya yerleştirirsiniz ki bütün o bilgi akışı falan filan öyle oynar onlar var ki vatandaş oy verdim zanneder ama verdi o gider başka bir partiye yani. Onun için şu andaki sistem herkesin içini rahat edeceği bir sistem. Ben diyorum ki bu seçimler elektronik ortama gittiği anda ben güvenemem. Yani bugünkü YSK, YSK'da altyapıdan önce ahlaki yapı mı satılıyor? Yani ahlaki yapı hazırlıyor. Dolayısıyla şu andaki hükümete ben asla güvenmem. Şu andaki YSK biliyorsunuz kanuna aykırı karar veriyor. Yaşadık. Kanun diyor ki mühür olmayan oy pusulaları geçersizdir diyor kanun. YSK dedi ki mühür olmayan oy pusulaları ben sayıyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü anayasada bir madde var. YSK'nın verdiği karar nihai karardır. Kanun üstüne. YSK, kanunun dışında iş yaptı bunu dedi yani. Nasıl diyoruz? YSK'yı elinde tutan, oradaki bilgi işlem sistemine 3 kişiyi koyar. Arkadaş, %52 çıkarım denilir. Bakarsın gene %52 çıkmış yani. Bu olur mu Türkiye'de? Dolayısıyla şu andaki hükümet de devlet yapısına YSK benim üzerine kadar mümkün. Hatta biz şeyi önereceğiz, parmak boyama var ya onu önereceğiz yani. İlkem bir ilkem. Ama maalesef yapıyorlar yani. Her türlü oynuyorlar. 13 yıl boyunca bir kişi bir kuruş hazine kaynaklı bir şey yapmadık yani. Öyle bir, onun doğru da olmadığına inanıyoruz. Çünkü devletin bankaları var. Özel bankalar var. Hazine ve Merkez Bankası destek verir. İmkan sağlar. Ama kredi işi tamamen bankacılık sektörünün işidir dedik. Bankalar rekabet içinde yapsın ama kaynakları bollaştıralım. Kaynakları bollaşınca zaten yaşamışsınız da yani. Şimdi kaynakları bollaştıran da bankacılar esnafı gezmeye başlar. Ya kredi verelim, ya kredi verelim, ya bir arsan var, bir arsana bina yapalım diye. Şimdi biz kaynakları bollaştırdıktan sonra zaten bankacılar esnafın peşinde koşmaya başlar. Ama ekonomik dönemi de değiştiği zaman bu sefer esnaf gider ya kredi bankacılar bu sefer gerilir yani. Dolayısıyla bizim amacımız hep o kaynak bollaşsın. Sistemde, kredilerde, finansman olsun. Bankalar yarışla, rekabetle bol miktarda kaynağı uygun şartlarda ticarete, sanayiye kullandırsın istedik. Ve onu yaptık çok şükür. Amaç hep öyle oldu. Aksi halde hazine kaynaklı falan olunca daha önce yapılmış eskiden. Yani 1980'lerde, 90'larda. Onlar hep özel ilişkilerle olmuş. Dönüşü oldu. Yani, yakın, yani devlete yakın olanlara özel imkanları sağlayıvermişler. Şimdi biz onun doğru olmadığını düşünüyoruz. Fırsat eşitliği olsun. Herkes yararlansın. Yani o özel ilişkilerin olduğu yerlerde biz yokuz yani. Hiç olmadık zaten onun için. Bravo, teşekkür ederim. Koskoca devlet yönetiyorsunuz. Ya denedik olmadı demenin üstünüz yok. Ya yani, istedik yapamadık. Kusura bakmayın. Öyle bir şey yok. Yani 84 milyon yani. Her biri de haklı oyun. Yani kulaklı doğru. Dolayısıyla yaptığınız işi bilerek yapmanız lazım. Anlatarak yapmanız lazım. Şeffaf olmanız lazım. Size devlet yönetimi şu önemli. Yani ne yaptığınızı, ne yapmak istediğinizi herkes bilmesi lazım. Herkes. Bazıları biliyor da. Geniş kitleler bilmiyorsa, bu bilenler menfaat sağlar diyorlar. Dolayısıyla ne yapacağınızı, ne yapmak istediğinizi eş zamanlı bütün Türkiye'nin duyması lazım. Doğru. Aksi halde büyük haksız kazanç olur ve geniş kitleler çok mağdur olur yani. Yanınızda hep iki cüzdan gezdirdiğinizi okumuştum. Hala iki cüzdan mı geziyorsunuz? Doğru. Doğru. Hala öyle. Devletin de öyle olması lazım. Devletin de tedbirli olması lazım yani. Başka türlü Akapçe Karagül için de demişler değil mi? Evet. Döviz kuru şu anda serbest piyasada değil artık. Tamamen hükümetin, Merkez Bankası'nın ilgili kuruluşların sürekli manipüle ettiği bir alan. Ellerinde döviz kurunu etkileyebilecek bir miktar enstrüman var ama bazı konularda da kontrol edemiyorlar. Yani. Bazen istiyorlar yapamıyorlar. Bazen ellerindeki enstrümanları kullanıp bir süreliğinde bir şeyler yapabiliyorlar. Neyi ne zaman yapabilecekleriyle ilgili de kimsenin fikri yok. Yani çünkü politika yok. Şu anda hükümetin bir ekonomi politikası yok. Normalde Merkez Bankası bağımsız olsa ve Merkez Bankası kendi kuruluyla, para politikası kuruluyla karar vere vere bu işleri yönetiyor olsa o zaman bunun iletişimi baştan yapılır, anlatılır. Bizim politikamız şudur, benim kur rejimimiz şudur. Şöyle bir durumda şu hareketi yapacağız diye Merkez Bankası eskiden olduğu gibi anlatır. O anlattığı çerçevede de para politikası uygular. Şu anda Merkez Bankası'nın elinde hiçbir yetki yok. Hükümetten son dakika talimat ne gelirse onu yapıyor. Talimatların çoğu da yanlış talimatlar oluyor. Onun için rastgele giden bir şey var. Dolayısıyla ne olacağını bilmek mümkün değil yani. Mümkün değil. Dolayısıyla bu döviz kuruyla ilgili önümüzdeki süreçle alakalı her şey olabilir. Ona göre iş yapmak gerekiyor. Yani ona göre tedbirli olmak gerekiyor.